Akşam mümin, sabah kafir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, hakiki bayram, son nefeste Allah diyebilmek, imanla ölmektir. Muteber olan sondur. Son nefeste Allah demek yerine, aman doktor, kurtar beni diyen tehlikededir. Madem ki son nefes şüphelidir, o zaman daima korkacağız ve istiğfar edeceğiz. İbadet etmekle emrolunduk ibadetimizin kabul olması için de yalvaracağız. Çünkü sahih olsa bile, ihlasla yapılmazsa kabul olmayabilir. Yani sevap verilmeyebilir. Peygamber Efendimiz, Ey eshabım! Siz öyle zamanda geldiniz ki, emirlerin onda birini yapmasanız helak olursunuz. Ahir zamandaki ümmetim, emirlerin onda birini yapsa kurtulur buyuruyor. Burada eshab-ı kiramın helak olması demek, faziletlerinin azalmasıdır. Bu onların helaki sayılır. Ahir zamandaki ümmetin onda birini yapıp kurtulmasından murat da imanlarını koruyup imanla ölmeleridir. Esab-ı kiram lüzumsuz konuşmamak için veya Allah Resulü bir şey buyurduğu vakit hayır deseler kafir olacaklarını bildikleri için dillerinin altına taş koyarlardı. Çünkü Peygamber Efendimiz cennette yanında olmak isteyen boş laf konuşmasın buyuruyor kıyamet yaklaştıkça çok kötü şeylerin olacağı bildirilmiştir. Bir hadis-i şerif, kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Gece başlarken karanlığın artması gibi olur. Sabah evinden mümin olarak çıkan çok kimse, akşam kafir olarak döner. Akşam müminken gece imanları gider. Bundan kurtulmak için Fatiha suresinin son üç ayetini okurken manasını düşünmeli. Tefsirlerde bildirilen manası şöyledir. Ya Rabbi, bana doğru imanı, ehl sünnet itikadını göster. O büyüklere ihsan ettiğin yolu bize de nasip et. ehl sünnet alimlerinin bildirdiği o kötü insanların küfründen, dalaletinden, bozuk yolundan beni koru. Bu manayı düşünerek okursa, Allahü Teala'dan doğru imanı istemiş, kafirlikten ve sapıklıktan ona sığınmış olur ve küfürden korunur. Aynı zamanda tevbe etmiş olur. Dinimiz hastalığı da ilacını da bildiriyor. Çünkü günümüzün hastalığı küfürdür. Bu zamanda haram helal, iman küfür karıştığı için haramları hafif görerek veya dini bir hususla alay ederek küfre düşen çok sayıda insan küfre düştüğünü bile bilmiyor, haliyle tövbe de etmiyor. İşte bu korkunç hastalığın ilacı bu üç ayet-i kerimeyi manasını düşünerek okumaktır. Hakikate kavuşmak için Hikmet i zatlar buyuruyor ki Allahü Teala her kulunu bir yerde istihdam ediyor. Hikmet-i ilahi bazı kulları küfre hizmet ederken bazı kulları da her şeyini feda ederek insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için dinimize hizmet ediyor. Bilnerce evliyanın, ulemanın hayatını okuyoruz, hepsi aynı şeyi söylüyorlar. 1- Allah'ı ve ölümü unutmayın. 2- Dünyanın cazibesine ve nefsinize aldanmayın. İnsana gezdiği yerlerden mutlaka ya rahmani veya şeytani bir şeyler bulaşır. Eğer İmam Rabbani Hazretleri gibi Allahü Teala'nın sevdiği büyük bir zatın kitaplarını rehber edilmemişse, yani mürşidi yoksa artık onun mürşidi şeytan olur. Şeytanın ve nefsin elinde oyuncak olur ve sapıtır. Merhum hocamız buyurdu ki, Abdülhakim Arvasi hazretlerinden öğrendiklerimin vesikalarını bulmak için ömrüm kitap okumakla geçti. Vardığım kanaat şu olmuştur ki, çok kitap okuyan çok şaşırır, yolunu sapıtır. O kitap öyle diyor, bu kitap böyle diyor hakikate kavuşmak için çok kitap okuyan hakikatten uzaklaşır. Ancak bir mürşidi kamilden İslamiyeti öğrenen, onun dediği yolda yürüyen, onun eserlerini okuyan kurtulur. Fakat o mürşidi kamilden istifade etmek için de çok ağır bir şart vardır. Boş olmak, bilgiçlik taslamamak, akıl yürütmemek, kendini aradan çıkarmak şarttır. Dolu bir bardak boşalmadan içine bir şey konamaz. Kirli bardak temizlenmeden içine zemzem konulsa bozulur, içilemez. Onun için kalplerimizdeki kirleri temizlemeden, kendimizden vazgeçmeden, aklımızı, ilmimizi, faziletimizi ne varsa hepsini sıfırlamadan, büyük zaatlardan istifade etmek mümkün değildir. İstifade etmenin alametleri vardır. Birincisi, aşkla hizmet etmektir daha sonra alçak gönüllü, merhametli, güler yüzlü ve cömert olmaktır. Yani onlardaki güzel ahlakın intikal etmesi lazımdır. Aksi halde kendi bilgisiyle, kendi aşkıyla, kendi düşüncesiyle hareket ettiği müddetçe adım adım hakikatten uzaklaşır. İstifade etmek için teneşir tahtasındaki ölü gibi olmalı. Teslimiyet ne güzeldir. Çünkü en zor iş odur. Herkes bu işte ben varım diyor. Eğer sen varsan onlar yoktur. İki var olmaz. Biri varsa